Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Sonradan Gurme kanalına hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir çiğ köfte tarifimiz var. Eminim ki bu tarifi daha önce başka bir yerde görmediniz. Bu tarifin ne gibi farklılıkları var? Zaten birazdan onları göreceksiniz ama bu tarif benim yapa yapa, deneye deneye içine farklı şeyler eklediğim bir tarif. Yani tecrübeyle sabit bir tarif. Bunu mutlaka denemelisiniz. Eğer çiğ köfteyi seviyorsanız siz de benim gibi. Evet. Malzemelere geçelim. İlk önce malzemelerimiz aşağıda açıklama kısmında olacak. O yüzden tam ölçülerini şu an videoda söylemeyeceğim. Videoda uzun tutmak istemiyorum. Sadece kısaca esmer bulgurumuz var. Domates salçamız, biber salçamız, nar ekşisi, rendelenmiş sarımsak, rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan, tuz, karabiber, kimyon, sumak, pul biber, kırmızı toz biber ve isot. Domates suyumuz var. Rendelenmiş domates. Yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ve sıvı yağ karışımımız var. Evet, işte orada en önemli şey bu aslında. Bunu ne olduğunu şu an tahmin edenler olabilir. Ama onu daha sonra söyleyeceğim. Şimdi söylemeyeceğim. Eminim ki şu an ne olduğunu tahmin edenler vardır. Biraz parlıyor ama eminim tahmin edenler çıkacaktır. Şu an hatta ne olduğunu söylediğinizi duyar gibi. Evet, onu söyleyeceğim ne olduğunu. Şimdi ilk öncelikle bulgurumuza iki su bardağı bulgurumuza, esmer bulgurumuza bir su bardağı kaynar suyumuzu döküyoruz. Sonra bir alt üst edeceğiz, biraz karıştıracağız ve dinlenmeye bırakacağız. Yarım bulgura, bir su bardağı bulgura, yarım su bardağı su şeklinde düşünebilirsiniz. Siz ölçünüzü o şekilde ayarlayın. Bizim bulgurumuz tarifimizde 2 su bardağı olduğu için 1 su bardağı kaynar su döktüm. Şimdi her yerine gelsin istedim. Karıştırdık. Üzerine bir tabak kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 10 dakika böyle dinlenecek. Daha sonra bütün malzemelerimizi karıştırıp yoğurma işlemine geçeceğiz. Evet, 10 dakika kadar dinlenmiş olan bulgurumuzu şimdi malzemelerimizi katıp hepsini birlikte yoğurma işlemine başlayacağız. Şuradan bir alalım. Olmuş. Böyle büyük bir tepsi seçin. Gerçekten kolay oluyor. Çiğ köfte tepsiniz varsa onda ezilmesi açısından şu tırtıklar sayesinde daha güzel olacaktır. O yüzden ben böyle bir tepsi seçtim. Veya mutfak şefiniz varsa, yani bu hamur yoğurma makineleri oluyor profesyonel. Ev içinde olanları da var. Onlardan alarak bunu daha kıvamlı, daha kolay ve yorulmadan yoğurabilirsiniz ve zevkli bir hale gelebilir. Sizi yoracağı için yapmak istemeyecek olabilirsiniz. Yani yapmak istemeyeceksinizdir belli bir süre sonra. Bu sizin için işkence haline gelebilir. Sürekli yoğur yoğur yoğur. O yüzden öyle bir mutfak şefi size her zaman yardımcı olacaktır. Alma gücünüz varsa alabilirseniz alın. Şu an bizim yok. Belki ilerleyen zamanlarda alabiliriz. Evet, başlayalım. Ben yoğurma işleminde su kullanmayacağım. Domates rendesi kullanacağım.
Siz su da kullanabilirsiniz. Veya biraz kıvam aldıktan sonra buz da ekleyeceğiz. Buz soğumasını ve daha güzel yoğurmamızı sağlayacak. İlk önce şöyle bir zeytinyağı ve sıvı yağ karışımını üzerine gezdirerek başlayalım. Daha sonra malzemelerimizin hepsini domates rendesini azar azar koyalım. Daha sonra katı gelirse tekrar ekleme yapacağım. Şimdilik yarısını ekledim. Biraz da sıyıralım. Tepsinizin altında bir tane kaymaz, silikon, çaydanlık altı olur. Öyle bir şey koyarsanız tepsiniz ileri geri gitmez. Bakın nasıl güç uyguluyorum, gitmiyor. Yoğurma tekniği, herkes farklı bir tekniği vardır. Ya iki elinizle birlikte şöyle yoğurursunuz ileri doğru bastıra bak. Ya da tek elinizle yoğurabilirsiniz. Bu bir alışkanlık meselesi. Ben tek elimle yoğuruyorum. Bazen iki elimle de yoğurduğum oluyor. Size kalmış. Ya da tek bir bir yapabilirsiniz. Elinizi dinlendirebilirsiniz. Bu size kalmış. Ama büyük tepsi avantaj. Daha önce bunu küçük bir tepside yapmıştım. Zorlanmıştım. Onu da belirtmekte fayda var. Evet, herkesin merak ettiği bu ne? Eminim onu bilenler zaten hiç merak etmiyorlar ama şu an bunun ne olduğunu gerçekten merak eden kişiler de bence var. Bu protein deposu, vitamin deposu, besleyici. İçerisinde ceviz, badem ve fındık var. Bunun içinde ne işi var demeyin. Çok lezzet katıyor. Daha önce bunsuz da yapmıştım ama bu bir başka. Bu bir başka. Bunu rendeden geçirdim. Yerken ufak ufak ağzınıza da geliyor. Daha un gibi de yapabilirsiniz bunu ama şu an yeterli. Bunu da karıştıracağım içine. Mükemmel karışım olmadan çiğ köfte bence olmaz. Zaten büyük firmaların, çiğ köfte firmalarının bazıları da bunu katıyor diye biliyorum içerisine. Lezzet katması açısından. Tabii onu da fiyata yansıtıyorlar. Gerçekten bir başka oluyor ama. Ceviz, fındık ve badem. Ben bir çay bardağı kadar kullandım bu karışım için. Siz arzu ettiğiniz kadar, yani ölçüyü fazla kaçırmadan ekleyebilirsiniz. Yaptıkça bu lezzetten memnun oldukça ekleyeceksiniz bunun fazlası veya azına siz karar verirsiniz. Evet, şimdi bu içinden biraz sulandı çıktı. Böyle bir şeyler görürseniz şu gibi rendelerken burada kaçmış. Onu alın. Onu çıkarın şimdi. Evet, şimdi kıvamı oluşmaya başladı. Gerçekten göze hoş görünmeye başladı bence. Sizce nasıl bilmiyorum ama videoda da umarım güzel gözüküyordur. Ben genellikle uzun kollu giymeyi tercih ediyorum. Videolarımızda kötü bir görüntü oluşmasın diye kollarımızın kısımları, gözüken kısımları
Ben şimdi ama biraz içine girmemesi adına elbiseyi giydim. O yüzden sıyırma gereği duydum. Yani bir oluşan bir görüntü kirliliği varsa affola. Evet, şimdi yoğurma işlemimizi 2 adet de buzla devam ediyoruz. Bu buzlar yoğurmanızı kolaylaştırıyor. Suyunu bırakıyor. Soğuk su ilave etmenize gerek kalmıyor. Zaten bu soğuk. Ha, bu arada yani bu çiğ köftenin faydalarından da biraz bahsetmek istiyorum. Bahsetmek gerek. Bilmekte fayda var. Bildiğimiz kadarıyla bu kötü kolesterolü düşürüyor çiğ köfte. Tabii çok tüketmemek kaydıyla. Her şeyin zaten biliyorsunuz fazlası zarar. Başka antioksidan özelliğine sahip. Bağırsak ve rahim ve prostat kanserinden koruduğu söyleniyor. Ne kadar önemli, ne kadar gerçek bilmiyorum. Bazen böyle satış stratejisi adı altında birçok şey yaradığı söyleniyor ama içindeki bazı malzemelerden kaynaklı bunlar doğru olabilir. Ki evde yaptığımız için bunlar daha da gerçeklik payı, bunların daha da gerçeklik payı olabilir. Evde yaptığınız malzemeler, ne koyduğunuzu bildiğiniz malzemeler daha sağlıklı çünkü. Başka kalp ve damar sağlığını koruyor. Yine çok tüketmemeniz gerektiğini söylememe gerek yok herhalde. Yine ceviz ve badem ve fındık koymuştur. Bu da çocukların beyin gelişiminde etkili olur. Yani koymazsak ne olur? Vallahi bilmiyorum. Zayıflamaya yardımcı olduğu da söyleniyor. Tabii. Ama bunun ne ölçüde, nasıl tüketilip, nasıl zayıflanacağı konusunda bir bilgim yok. Onu da diyetisyenlere de, doktorlarına da danışarak öğrenebilirsiniz veya internetten. Evet, yoğurmaya devam. Kolay değil. Ama kıvam almaya başladı bile görüyorsunuz. Kıvamdan ziyade, şimdi tavan atmayacağız tabii ki de. Kıvamdan ziyade bunun ağızda böyle çıtır çıtır bulgur tanelerinin ağzınıza gelmemesi lazım. Kimi geldiğini söylüyor, yok gelmesi gerekir falan diyor. Bunlar bence saçmalık. Çünkü o bulgur ağzınıza çıtır çıtır daha izin vermiş bir şekilde geliyorsa bu çiğ köfte olmamıştır. Bunun başka açıklaması yok. Ağzınıza dağılması lazım ve o çıtır çıtır his gelmemesi lazım. Bu bulgur tepsisinin amacı da zaten o çıtır çıtırları kırmak. Bu tırtıklar sayesinde
bulgurlarımızı iyice ezmiş oluyoruz. Bir amacı da bu etli çiğ köfte yaptığımız zaman o etin daha iyi pişmesini, elimizin sıcaklığıyla daha iyi ezip burada kıvamlı yapmamızı sağlıyor bu tepsi. Yani eğer biri size bu çıtır çıtır olması gerekiyor falan diyorsa pek itibar etmiyor. Benden söylemesi. Evet, devam ediyoruz yapmaya. Evet, yoğurma işlemimiz bitti. Yaklaşık 45-50 dakika sürdü. Daha uzun da tutabilirsiniz. Ben yeterli olduğunu düşündüm. Şimdi şöyle bir elimizde bir sıkalım. Ve o mükemmel manzarayı siz de görün. Şimdi burada size görsel bir alanda hazırlayacağım. Her zamanki gibi. Evet. Ben çiğ köftelerin hepsinin aynı boyda, aynı şekilde olmasını özen gösteririm. Buna dikkat ederim. Bence öyle olmalı. Öyle değil mi? Öyle dediğinizi duyuyorum şu an. Evet, buradan alıyorum alıyorum nereye gidiyor diye düşünüyorsunuz şimdi. Size burada görsel bir alan hazırlıyorum demiştim. Görsel tabak. Onu da videonun sonunda göstereceğim. Eldiven kullanırsanız böyle yoğurdunuzdaki yağlar elinize geçeceği için elinizi yağlamanıza gerek kalmayacak. Böyle eldiven sayesinde çok güzel şekil verebileceksiniz. Çiğ köfteyi yediren, bizi ona götüren şey de bu şekilde. Zamanında bu şekli kim verdiyse gayet akıllıca bir işlem yapmış. Gayet göze hitap eden bir şekil olmuş. Çiğ köfteyi kendine çeken şey bence şu şekil. Videoyu yine uzun tutmayalım. Bu şekilde bitmiş halini birazdan göstereceğim. Evet, çiğ köftemiz hazır. Sunum tabağını da aldık. Servis tabağını da ekledik. Şimdi size bir sos yapıyorum. Biraz ketçap. Az yapıyorum çünkü tüketecek çok kişi yok evimizde. Şimdi nar ekşisi ekliyorum. Biraz da isot. Isot
Sotunuz acıysa başka bir şeye gerek yok. Çünkü bu acı bir sos olacak. Kulumuzu kapatalım. Evet. Biraz daha nar ekşisi ekleyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi aynı aldığınız acı soslar gibi bir sos oluşturduk. Bunun yanında tüketebilirsiniz. Ve ayranımızı da yanına ekledik. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, afiyette kalın.